Kıymetli dostlarım, bugün size Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali'nin radıyallahu anhuma birbirlerini nasıl sevdiklerinden ve birbirlerini nasıl methettiklerinden, övdüklerinden bahsedeceğim. Malumlarınız olduğu üzere Eshab-ı Kiram birbirlerini çok sever ve sayarlardı. Bunun en bariz, en belirgin misali, örneği Ebubekir Efendimiz ile Ali Efendimiz arasında cereyan etmiştir. İslam alimleri kitaplarında bunu yazmışlar. Bilhassa Menakıb-ı Ciyar-ı Güzin gibi kitaplarda var bu. İşte ben de oradan nakil yapacağım. Bir gün Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Resul Efendimizin evine geldi. Kapıda içeri gireceği sırada Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh de geldi. Hazreti Ebu Bekir geri çekilip, "Ya Ali, sen buyur gir," dedi. O da cevap verip aralarında karşılıklı şu konuşma oldu. Hazreti Ali, "Ya Ebu Bekir, sen önce gir ki her iyilikte önde olan, her hayırlı işte ileri olan, herkes geçen sensin. Hazreti Bekir, sen önce gir ya Ali. Resulullah'a daha yakın sensin." Her biri diğerinin özelliklerini, önde gelen vasıflarını, hasletlerini, sıfatlarını zikrediyor efendim. Hazreti Ali, "Ben senin önüne nasıl geçerim? Çünkü Resulullah'ın ümmetimden Ebu Bekir'den daha üstün bir kimsenin üzerine güneş doğmadı buyurduğunu işittim." Hazreti Bekir, "Ben senin önüne nasıl geçebilirim ki? Resul Efendimizin kızı Fatıma-tü Zehra'yı sana verdiği gün kadınların en iyisini erkeklerin en iyisine verdim," buyurdu. Hazreti Ali, "Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resul Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ı görmek isteyen Ebu Bekir'in yüzüne baksın," buyurdu. Hazreti Bekir, "Senin önüne geçemem. Çünkü Resul Efendimiz Adem'in aleyhisselam hilim sıfatını ve Yusuf'un aleyhisselam güzel ahlakını görmek isteyen Ali Mürteza'ya baksın," buyurdu. Hazreti Ali, "Senin önünden giremem. Çünkü Resul Efendimiz, ya Rabbi, beni en çok seven ve eshabımın en iyisi kimdir?" dedi. Cenab-ı Hak, "Ya Muhammed Aleyhisselam, Ebu Bekir Sıddık'tır," buyurdu. Hazreti Bekir, "Senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul Aleyhisselam Hayber gazasında bayrağı sana verip, bu bayrak Melik-i Galib'in Ali bin Ebi Talib'e hediyesidir," buyurdu. Hazreti Ali, "Senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul Aleyhisselam, ya Ebu Bekir, sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin," buyurdu. Hazreti Bekir, "Senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali, cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenab-ı Hak, ya Muhammed Aleyhisselam, senin baban İbrahim Halil ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali bin Ebi Talib ne güzel kardeştir," buyurur. Hazreti Ali, "Senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü cennet meleklerin reisi olan Rıdvan adındaki melek cennete girer. Cennetin anahtarını getirir. Bana verir. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelip, ya Muhammed, cennetin ve cehennemin anahtarlarını Ebu Bekir Sıddık'a ver. Ebu Bekir istediğini cennete, dilediğini cehenneme göndersin," der. Hazreti Bekir, "Senin önünden giremem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki, Ali kıyamet günü benim yanımdadır. Havuz ve Kevser yanında benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennette benimledir." Hazreti Ali, "Senden önce giremem. Çünkü Resul Aleyhisselam, Ebu Bekir'in imanı bütün müminlerin imanları yekûnu ile tartılsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir," buyurdu. Hadi iş yeri var efendim bu konuda. Hazreti Bekir, "Senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul Aleyhisselam, ben ilmin şehriyim, Ali bunun kapısıdır," buyurdu. "Ene medinetül ilim ve aliyun babuha" şeklinde bir lafız hadis kitaplarında geçiyor. Hazreti Ali,
senin önünden nasıl yürüyebilirim? Çünkü Resul Aleyhisselam, ben sadıklığın şehriyim, Ebu Bekir bunun kapısıdır buyurdu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'in sıddıkiyet sıfatı var değil mi efendim? Miraç'ta o sıfatı aldı, sıddık dendi. Çok doğru sözlü, çok tasdik eden manasında. Hazreti Bekir, senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali bir güzel ata bindirilir. Görenler acaba bu hangi peygamberdir derler. Allahu Teala bu Ali bin Ebi Talip'tir buyurur. Hazreti Ali, senin önünden gidemem. Çünkü Resul Aleyhisselam, ben ve Ebu Bekir bir topraktanız. Tekrar bir olacağız buyurdu. Hazreti Bekir, senin önünden gidemem. Çünkü Resul Aleyhisselam, Allahu Teala buyurdu ki, ey cennet, senin dört köşeni dört kimseyle bezerim. Biri peygamberlerin üstünü Muhammed'dir aleyhisselam. Biri Allah'tan korkanların üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadınların üstünü Fatıma-tü Zehra'dır. Dördüncü köşesindeki temizlerin üstünü Hasan ve Hüseyin'dirler radıyallahu anhuma buyurdu. Hazreti Ali, senin önünden nasıl gidebilirim? Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki, 8 cennetten şöyle ses gelir. Ey Ebu Bekir, sevdiklerinle birlikte gel. Hepiniz cennete giriniz. Hazreti Bekir, senin önden gidemem. Çünkü Resul Aleyhisselam, ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun kökü, Ali gövdesi, Hasan ve Hüseyin meyvesidirler buyurdu. Hazreti Ali, senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki, Allahu Teala Ebu Bekir'in bütün kusurlarını affetsin. Çünkü o kızı Ayşe'yi bana verdi. Hicrette bana yardımcı oldu. Bilal-ı Habeşi'yi benim için alıp azat etti. Efendim gördüğünüz gibi Ebu Bekir Sıddık, Ali Efendimiz hakkındaki hadis-i şerifleri ve onun üstün vasıflarını sayıyor. Ali Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz hakkındaki hadis-i şerifleri ve onun üstün vasıflarını sayıyor. Bu böyle devam ederken, Resul Efendimiz'in bu iki sevgilisi kapıda böyle konuşurlarken kendileri içeriden dinliyordu. Hazreti Ali'nin sözünü kesip içeriden buyurdu ki, ey kardeşlerim Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anhuma, artık içeri girin. Cebrail Aleyhisselam gelip dedi ki, yerdeki ve yedi kat göklerdeki melekler sizleri dinlemektedirler. Kıyamete kadar birbirinizi övseniz Allahu Teala yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız. İkisi birlikte sarılıp birlikte Resul Efendimizin huzuruna girdiler. Fahri Kainat Efendimiz, Allahu Teala ikinize de yüz binlerle rahmet etsin. İkinizi sevenlere de yüz binlerle rahmet etsin. Ve düşmanlarınıza da yüz binlerle lanet olsun buyurdu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık dedi ki, ya Resulallah, ben Ali kardeşimin düşmanlarına şefaat etmem. Hazreti Ali de dedi ki, ya Resulallah, ben de Ebu Bekir kardeşimin düşmanlarına şefaat etmem. Ve başını kılıç ile bedeninden ayırırım. Ebu Bekir radıyallahu anh, ben senin düşmanlarına Kevser havzından su vermem buyurdu. Hazreti Ali de, ben senin düşmanlarını Sırat üzerinden geçirmem buyurdu. Allahu Teala her ikisinden de razı olsun. Cenab-ı Hak her ikisinde bizlere şefaatçi eylesin efendim.